Niye yapıyorsun bana bunu? Konuşmaya çok ihtiyacım var, söyledim. Niye gelmedin eve? Kendimden korktum. Hem amcam evde yokken bu evde olmak istemedim. O gece gelmedin. Gelemedim. Amcamı yolladın. Benimle oynuyorsun Bihter. Ama iyi ki öyle oldu. Aklım başıma geldi. Behlül. Olmaz. Olmaz. Bihter. Ne olursun bana yardımcı ol. Ne olur çağırma beni. Yok, zannetmiyorum. Bak, bu durum giderek daha da tehlikeli olmaya başladı. Lütfen uzak dur benden. Lütfen. Hilmi Bey bu yenilgiyi hazmedememiştir. Bence bugün gazete okumasın. Kahvaltınız hazır Bihter Hanım. Teşekkür ederim. Gazeteleri gördün mü? Hayır. Ne yazıyor? Buyurun. Oo. Birinci sayfadan girmişler haberi. Tebrik ederim hayatım. Dün bakanlıkta Hilmi Önal'la karşılaştık. Hala bir umut birilerinin kapısını çalıyordu. Bu ihale için değildir herhalde. Bence son bir çaba denemiştir şansını. Bakalım iptal olabilir mi diye. Çocuk oynayacağım bu canım. Geçmiş olsun. Yandı Nihatçık. Ben de aynen öyle dedim. Dur şunu bir arayayım. Ben de bir duş alayım, sonra yavaş yavaş gideyim. Nereye, kalın bugün de? Yok artık. Adnan da gördüm, gideyim artık. Siz bilirsiniz.
Ne oluyor? İşlere kalkışmışsınız. Kendimi oyalıyorum. Aşk olsun. Oyalanacak başka iş bulamadınız mı? Bunları yapacak sürüyle adam çalışıyor bu evde. Bugün öyle istedim. Allah Allah. Bugün herkes bir tuhaf bu evde. Bihter de annesine bozulmuş galiba. Bilmiyorum artık yine ne olduysa. Üzülmüş. Ben de amcamın haberi olmasın boş ver diye teselli ediyordum kendisini. Niye engel oldunuz Behlül? Söylenecek her şey söylenmeli bence. Çünkü bu kadar peşin hükümlü olmamak gerek bence de. Bihter'e de onu söylüyordum. Hemen yargılamamalı insanları. Neyse ben okula gidiyorum. Güle güle. Hoşça kal. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Otur konuşalım. Şu ihaleyi merak etmiyor musun? Ediyorum ama sınavım var. Hani yolda anlatmıştın ya biraz. Akşam detaylı konuşuruz. Tamam. Ben de bugün izin verdim kendime. Tamam amcacığım. Sevgilimle birlikte olacağım.